Herkese merhaba arkadaşlar. Biraz sonra izleyeceğiniz videoda e, NXCAM'de bir operasyon yaparken bırakmak istediğiniz pay yani stok miktarınızın aynı operasyon içinde farklı bölgelere nasıl farklı verileceğini göstereceğim. Şimdi gördüğünüz gibi bir operasyonumuz var. Operasyonumuza baktığımız zaman şuradan geldiğinizde tabi değerlerin eee farkı çok fazla olmadığı için net olarak görünme imkanı olmayabilir. Fakat operasyonda şuradaki stok miktarıyla tabandaki stok miktarı ve bu duvardaki stok miktarı şuraya girdiğinizde burada gördüğünüz gibi daha az. Şuraya geldiğimde daha fazla. Bu duvarda ise daha farklı bir stok olduğunu göreceksiniz. Şimdi bunu nasıl yapıyoruz? Hep birlikte buna bakalım. Aslında işlem oldukça basit. Kat araya seçtiğimiz yani operasyonların içinde araya olabilir, Z level profile olabilir, cavity mili olabilir. Kat araya seçtiğimiz herhangi bir operasyonda yüzeylerimizi seçerken tek bir seferde seçmiyoruz. Şuradan kaldıralım. Normalde bakın 4 set 4 ayrı bölge seçilmiş. Yani şuraya baktığınızda faces deyip normalde ne yaparız? Tanjant deyip komple seçeriz ve buradan stok vermeyebilirsiniz. Buradan verip operasyonun içinde taban ve duvar diye bir ayrım yapmak zaten mümkün fakat burada istediğimiz şey farklı. Hepsini seçmeyeceğim. Mesela faces deyip şu tanjantı kapatıyorum. Bu bu ve bu yüzey dedim. Stok dedim ve buraya bir stok miktarı verdim. İşte 8 mm olsun biraz abartı olsun. Ondan sonra add new set diyorum. Şu yüzeye tek başına veriyorum. Mesela buraya 1 diyorum. Sonra şuraya 3 diyorum. 5 diyelim. Ondan sonra neler kaldı şöyle gezdirerek bakalım şu 3 yüzeye vermiştik buraya verdik ve diğer yüzeylere verdik şimdi tabana verelim şurası ve taban buraya da 0 diyelim mesela okey yani katarayanın içinde bütün yüzeyler seçilir ama taban bu duvarlar şu duvarlar ve bu duvar farklı stok miktarlarına sahip şuradan da görüyoruz bakın OK diyorum. Cutting'in içinde de bir stok var. Bu genel olarak verilen stok. Yani parçanın duvar ve tabanında şu an sıfır var. Dolayısıyla sıfırın üzerine burada verdiğim payları ekliyor. Buraya 1 verirsem buraya 8 verdiğim için buradaki pay 9 olacak gibi düşünebilirsiniz. Generate diyeceğim. Takım yoluna hesaplatıyorum. Evet. Çok abartı bir değer oldu tabii 9 milimetre Tab bizim takımımızdan dahi büyük. Şuraya geldiğimiz zaman bakın buradan 9 milimetre buradan 5 milimetre şuradan tabana geldiğinde bakın 0 milimetre Yandan geldiğimde ise burada 1 veya 2 mm vermiştik. Gördüğünüz gibi aynı operasyonda farklı miktarda paso vermek mümkün.